Merhaba. Eğitim sisteminden memnun musunuz? İşte hiç başka bir okulun hayalini kurdunuz mu? Farklı olabilir dediniz mi? Ben dedim farklı bir okul hayal ettim ve çok çok şanslıydım. Farklı hayalleri olan insanlarla tanıştım. Peki neden başka bir okul? Şu an eğitim sisteminin olumsuzluklarını sıralayacak olsam herhalde bütün konuşmam boyunca bunu sıralarız. Ama kendi üzerimden gideceğim. İlkokul, ortaokul, lise derken hep böyle faaliyetten faaliyete koşan bir öğrenci oldum. Ve annemin de duyduğu hep aynı şey oldu öğretmenlerim tarafından. Çok mu bölünüyor? Çok fazla faaliyetin içerisinde mi? Acaba birilerinden çıksa notları daha da mı yükselir? Yani çok başarısız bir öğrenci değildim ama en azından onları bıraksam, daha fazla ders çalışsam belki tıp kazanırdım. Onların gözünde başarı biraz da öyle bir şeydi. Ama yılmadım, şanslıydım ailem tarafından. Bir diğer örneğim ise işte hepimizin hayatında, okul hayatında, eğitiminde öğretmenlerimizin rolü çok büyüktür. Genelde işte bize sorgulatmazlar, soru sordurtmazlar, cesaretimizi kırarlar, yanlış cevap verdiğimizde kızarlar. Böyle çok iyi ilerlerken hazırlıktan sonra lise 1'e geçtiğimde bir İngilizce öğretmeniyle karşılaşmıştım. Yanlış cevap verdiğimde devamlı böyle kızan, şey yapan, bütün devamsızlıklarımı İngilizce dersinde kullandığım bir lise hayatım oldu. Ve hala da İngilizce ile yıldızım pek barışamadı. Alternatif çözümler arıyorum. Peki, bir sürü olumsuzluğa devam edebiliriz ama bizim için şöyle bir rakam var. Şu an herkes 13 bin, yaklaşık olarak 13 bin rakam acaba neyi ifade ediyor diye düşünüyordur. 13 bin bizim yaklaşık olarak ilkokul, ortaokul, lise boyunca gördüğümüz ders saati miktarı. Peki ne kadarını hatırlıyoruz? Ben kendi adıma alanım dışında, edebiyat dışında hatırladığım en iyi olduğum ders biyolojiydi. Bir mayoz ve mitoz bölümleri hatırlıyorum ama arasındaki farkı da hatırlamıyorum. Aslında boşa geçen 10 binlerce saat benim için. Peki bu klasik bir okuldaki ders programı, Türkçe, matematik, hayat bilgisi ilkokul programından alınma. Biz dedik ki bir alternatif geliştirelim. Bunun için belli şeylere ihtiyacımız vardı. Öncelikle bu fikre inanacak gönüllülere, sonrasında oluşturacağımız bir modele ve bu fikre inanan ebeveynlere ve başka çocuklara ihtiyacımız vardı. Şöyle bir şey geliştirdik. Dedik ki bomba okulunda, başka bir okul mümkün de çocuk ne yapar? Günleri sıraladık. Bomba okulunda bir gün, bir başka gün diye. Aslında hiç ayırt etmeden. Normalde çocuk okula girdiğinde önce herkese bir günaydın der. Sonra öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla birlikte akşam ne yaptığını, günde ne yapacağını, neler planlandığını, kendini ne hissettiğini paylaşır. Sonrasında ise zorunlu dersler vardır. Az önce programda gördüğünüz gibi öğleden önceki kısım. Genelde Türkçe ve matematik atölyelerinin olduğu, işte klasik bir düzenli ders teori olarak almadığı, bahçede matematik, Türkçe ile matematiğin birlikte olduğu bir program. Bu bildiğimiz klasik zorunlu dersler. Başka bir okul mümkün de çocuk tercih etmediği için bu derslere girmek zorunda değil. Yani isterse ben derse girmiyorum diyebilir. Ama tabii ki öyle olmuyor. Arkadaşları girdiği için, derste olduğu için, arkadaşlarla paylaşmaktan zevk aldığı için aslında çocuk için tercih edilebilir bir şey oluyor. Bir de öğleden sonra atölyeler kısmımız var. Çocuk normalde sabah okula geldiğinde bir şey daha yapıyor. Gidiyor, öğleden sonra gireceği atölyeyi tercih ediyor. Atölyeler de sadece öğretmenlerin işte ben şöyle bir kazanım var, şuna göre bir ders planlayayım, yapayım dediği bir şey de değil. Dışarıdan gelerek okulun çevresinde işte sanatla uğraşan, müzikle uğraşan ya da farklı faaliyetler olan go olabilir, seramik olabilir ya da dünya dilleri olabilir. Böyle insanların çevrenin okulun içerisinde gelerek çocuklarla paylaşımda bulunduğu, çocukların kendini geliştirdiği bir yer. Ve bu atölyelere çocuklar girmek zorundalar. Çünkü okula geldiklerinde kendileri tercih ettiler bu atölyeleri. Ve dikkatinizi çeken diğer
şey duyarız. İşte okul hayatın provası. Klasik bir cümle, herkes bunu tekrarlar. Ama bence okul hayatın provası değil, okul hayatın içinde bir yer. Ayırt etmemize gerek yok diye düşünüyoruz. Ve bundan yola çıkarak dedik ki, çocuklar hayatın içinde hayat bilgisini öğrensinler. Biz bir ortam tasarlamak zorunda, bir ders planı yapmak zorunda değiliz. Müzeye gitsin, seraya gitsin, doğada yürüyüş yapsın. İşte aileyi görecekse o kavramın içerisinde o etkinliklerle ilgili paylaşımlarda bulunsunlar. O nedenle başka bir okulda hayat bilgisi dersleri dışarıda işleniyor. Bizim için bir model ihtiyacımız vardı dedik. Peki bu modelde önemli şeyleri, dört önemli eksen belirledik. Birincisi tabii ki alternatif eğitim olacaktı. Farklı bir şey sunmamız, bir alternatif geliştirmemiz gerekiyordu. Öncelikle ülkemizde bir başarı sorunu var. Başarı bizim için şu demek, iki rakamdan üç rakama geçmek, yüz almak. Eğer o puanı yükselttiysen sen süper başarılı bir insansın demek. Ama aslında öğretmenler için de öyle. Ben de sınıfa girdiğimde her 40 tane genci susturup oturtturabiliyorsam ve notla korkutabiliyorsam ben o kadar başarılıyım ve ne kadar o çocuğu korkutarak o kadar yüksek puan aldırıyorsam yine o kadar başarılıyım. Biz bunu değiştirmek istedik. Bizim için başarı aslında çocuğun mutlu olduğu, ilgisine, ihtiyacına göre eğitimini farklılaştırdığı, planlandığı, özgür olduğu, seçtiği ve bu düzlemde kendini geliştiren çocuklar bizim için başarılı çocuklar. Bundan yola çıkarak belli öğrenme unsurları belirledik. Öncelikle dedik ki her çocuk hep şey deriz, işte her çocuk farklı, çok özel, bunun farklı farklı karakter özellikleri var deriz. Ama sınıfa girer tek bir kanaldan bütün farklılıkları bir araya toplayıp aslında onları tek bir şeymiş gibi aynı kanaldan eğitim veririz. Biz bunu değiştirmek istedik. Dedik ki çocuk acaba kendi planını kendi yapamaz mı? Kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayamaz mı? Diyelim ki örnek vermek gerekirse bir çocuğun işte böcekleri çok seviyor. O böceklerin adımlarından matematiği öğrenebilir. Onunla ilgili bir hikaye yazarak, bir şey okuyarak Türkçesini geliştirebilir. Ya da bir çocuk futbolla mı ilgileniyor, sinemayla mı ilgileniyor? Bunlar üzerinden bir sürü çalışmalar yürütebilir. Sonra gider öğretmeniyle birlikte, aslında ben şunları yapmak istiyorum. Bunları da şu yolda, şu materyali kullanarak öğrenmek istiyorum. Sonra dolaşmak istediğim nokta şu hedef diye oluşturur. Ve o düzlemde hem arkadaşlarıyla birlikte hem öğretmeniyle birlikte bir çalışma süreci yürütebilir. Peki bunlar nasıl ölçülecek, nasıl değerlendirecek? Bir çocuk kendini en iyi, kendini insan ölçer. Bu nedenle çocuk da kendi dosyasında ben şuraya kadar gelmişim, yazımı şu kadar güzelleştirmişim, aslında başarılıyım, şurada da şunu yapsam daha iyi olabilir diye kendi planlama süreçlerini yürüterek daha da başarılı olabileceğini düşündük. Normalde bir verilen araştırmalara göre, sonuçlara göre şöyle bir şey var. Bir çocuk 40 dakikalık derste öğrendiğinden daha çok aslında 10 dakikalık teneffüste öğreniyor. 10 dakikalık derste daha fazla öğrenmesini sağlayan şey ne? Teneffüste arkadaşlarıyla vakit geçirmesi. Yani çocuklar birbirlerinden daha çok öğreniyorlar. Biz ne kadar öğretmenler olarak bir sürü eğitim de alsak, onların dilinde konuşmaya çalışsak da ama yine de o kadar başarılı olamayabiliyoruz. Biz dedik ki karma yaş olsun, birler ve ikiler birlikte çalışsınlar. Üçüncü ve dördüncü sınıf seviyesindeki çocuklar birlikte çalışsınlar, birbirleriyle paylaşımda bulunsunlar. Böylelikle daha kolay olur dedik. Mesela şu an başka bir okul mümkün de birinci sınıflar okuma yazmayı öğrenirken ikinci sınıflar birinci sınıflara kitap yazıyorlar. Daha sonra birinci sınıflar okumaya geçmiş, ben gidip onlara biraz okuma çalıştırayım şeklinde bir ortam var. Gerçekten güzel sonuçları olabiliyor. Bir diğer konu, günlük hayatta hiç böyle şeyler duymamışızdır. Şu an Türkçe oldu. Hayır matematik fen oldu. Tarihteyim falan gibi. Böyle aslında ayrımlar yok hayatın içerisinde. Bütün disiplinler aslında bir arada. Biz de dedik ki neden
neden acaba bunu doğalından uzaklaştırıp belli kalıplara sokuyoruz? Çünkü bir okula gittiğinizde şu an matematik, eyvah şimdi Türkçe oldu, tarih dersi de hiç çekilmez. Hep böyle bir çocukların ve gençlerin ağzında bir söylem var, hatta öğretmenlerinde. Biz dedik ki okulda bütün disiplinleri bir arada verelim. Çocuk sanatla birlikte Türkçe de öğrenebilir, müzikle birlikte matematik de, hepsinin bir arada olduğu, hepsini birlikte planladığı bir ortam sağlayalım dedik. Görsellerde de var okuldan fotoğraflar. İkinci eksenimiz demokratik eğitim. Aslında en fazla kaygı duyduğumuz, benim de diğer arkadaşlarım da bu oluşturma sürecinde şey dedik, hani hep derler eğitimin öznesi çocuktur. Tam aksine davranırlar. Genelde çocuklar nesne konumundadır. Hep durumdan etkilenir. Bizleri çıkar. Onlar hakkında kararlar alır. Bazen 23 Nisan'da bir koltuğa oturtulur. Ya da bazı uygulamalarla, eğitimlerle birlikte ezberlenir. Aa, çocuğa soralım derler. Sorarlar ama uygulamaya geçirmezler. Hep böyle bir kısır döngü vardır. Aslında çocuklar yönetse nasıl olabilir düşünmeye başladık. Dedik ki okul bir bütünse, okulun içerisinde birçok bileşen varsa, mesela öğretmeni, öğrencisi, güvenliği, bahçıvanı, aşçısına kadar herkesin bir arada olduğu, eşit söz hakkına sahip olduğu, uzlaşarak karar aldığı bir yönetim düşünemez mi dedik. Başta ben çok böyle olabileceğini düşünmemiştim ama aslında en iyi işleyen kısım burası oldu. Çok şaşırdım. Normalde okul açıldığında tek bir kural var. Çocukların okulun dışarısına çıkması tehlikeli. Normalde duvarları olmayan bir okul isteriz ama maalesef işte o trafik, arabalar falan hayati bir tehlike oluşturduğu için mecburen bir duvarlarımız var. O duvarların içerisinde dışarına çıkması hayatı için tehlike oluşturduğu için tek bir kural koyduk. Bundan sonraki bütün kuralları çocuklar okulun içerisinde yaşayarak, deneyimlerek, gidip söyleyerek, sabah sohbetlerinde ve akşam çemberlerinde tartışarak, daha sonra meclise taşıyarak kuralları koydular. Peki, meclis nasıl işliyor diye düşünüyorsunuzdur. Öğrenciler, yani çocuklar yönetiyor meclisi. Ve onlar raporunu tutuyorlar. Onlar belli şeyler yapıyorlar. Mesela bir çocuk hafta sonu sinemaya gidiyor ve nasıl yansıdığını merak ediyor filmin. Hemen o odaya giriyor. Diyor ki abi bize anlatır mısın, arkadaşlarımı getireyim falan. O da diyor ki olur. Çocuk hemen meclise gidiyor. Cuma günü meclis toplanıyor. Bütün okul orada. Diyor ki benim bir fikrim var. Ben hafta sonu sinemaya gittim. Böyle 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 oldu. Acaba bir filme mi gitsek? Hem de öğreniriz nasıl yansıyor. Arkadaşı diyor ki biz de ejderhalarla ilgili bir proje yapıyoruz aslında. Bununla ilgili bir film de geliyor, ona mı gitsek? Diğeri de diyor ki hayır ama küçükler var, daha korkabilirler, bunu hep birlikte yapamayız. Bunun üzerine farklı bir filme gitme kararı alıyorlar. Baktığımızda gerçekten çocuklar o empati duygusunu, başkasını düşünmeyi, sorgulamayı, düşünce süreçlerini çok çok bizden daha iyi yürütebildiklerine şahit oluyoruz. İhtiyaçlar. Okulda bir sürü ihtiyaçları var. Malum çok fazla işte ekonomik gelir de yok. Futbol sahası istiyorlar. Futbol oynamak istiyorlar dışarıda. Futbol sahaları yok. Diyorlar ki futbol sahası yapalım. Ne yapabiliriz? Soruyorlar kooperatif başkanına paramız var mı? Yok cevabını alıyorlar tabii ki. Bunun üzerine nasıl bir alternatif geliştirebiliriz? İşte Burak abiden yardım isteriz. Şuradaki alanı açarız. Şuradan odun alırız. İşte şu öğretmenimiz ölçüp kesmemize yardım eder diyorlar. Sonra okulun içerisindeki bütün o oyun alanlarını, kendileri ilgilendiren futbol sahalarını, salıncaklarını, her şeylerini aslında çocuklar meclis kararıyla kendileri yapıyorlar. Yani tamamen hayatın içerisinde paylaşarak, yaşayarak öğreniyorlar. Bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi de ekolojik duruş. Başka bir okul mümkün dedik. Başka bir okul mümkün, nerede mümkün olabilir? Dünyada, yani yeryüzünde. Bu dönüşümün, döngünün sağlanabilmesi için, devam ettirilmesi için de belli bir, çocuklara belli bir bilinci vermemiz gerekiyordu. Artık tüketici toplumdan
üretici toplum kısmına geçmemiz ve yayılmamız gerekiyordu. Normalde şehirde baktığımızda çocuklar bir böcek gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Sanki böyle hani çok uzaydan gelen bir şey görmüş gibi. Doğadan o kadar çok uzaklaştılar ki daha doğanın içerisinde hayatı tanıyarak, işte daha geri dönüşüm malzemeleri kullanarak bir eğitim tasarımı yaptık. Görsellerde de var. Mesela çocuk okulun dışına çıkıyor, eve gümeci topluyor, geliyor, mutfakta yemek yapıyor ve yiyor. Ya da işte şeker kullanmıyor, tuz kullanmıyor, şekersiz reçel üretiyor. Bir diğeri meclis kararıyla bir müzik atölyesine ihtiyaçları vardı ama beton bir bina yapamazlardı. Karar aldılar, samandan yapmaya karar verdiler. Hep birlikte çalıştılar, planladılar. Çevredeki gönüllülerle birlikte samandan bir müzik atölyesi yaptılar. Şu anda da kullanıyorlar. Her şey iyi, güzel. İşte böyle bir devlet okulu olmaz, böyle klasik bir özel okul olmaz. Bu nasıl olacak diyeceksiniz. Buna da çözümümüz aslında özgün finansman. Bu modele inanan, bu fikre, başka bir okul fikrine inanan ebeveynlerin bir araya geldiği, kar amacı gütmeden bir kooperatif kurarak, kooperatif okulu olarak oluşturdukları bir sistem var. Burada sadece insanlar kendi çocukları için değil de bütün çocuklar için aslında gönüllük yaparak bir okul açıyorlar. En önemlisi de bütün giderler toplanıyor ve bir çocuğun ücreti oluşuyor. Bir diğer şeyimiz, normalde işte çalışıyoruz, gönüllü emekle çalışıyoruz ve bir şeyleri ilerletmeye çalışıyoruz. Ulaşabileceğimiz çocuk sayısı bir yerde sınırlı. Bunun üzerine dedik ki, öğretmenler üzerinden gidelim, öğretmen eğitimi yapalım ve fikir olarak yayılalım devlet okullarına, özel okullara. Aslında alternatif bir eğitimin mümkün olduğunu, çocuk merkezli ilerlemenin kolay olduğunu gösterelim istedik. Aynı zamanda çevreyi okulun içerisine katalım, çevrenin de eğitime katkı sağlamasını sağlayalım, onlar da bir şeyler öğrensin. Ebeveynlerimiz de bir araya gelerek o demokrasi süreçlerini, o işte uzlaşma süreçlerini onlar da deneyimleyerek aslında bir yere gelsin istedik. Ve böylelikle hayat boyu hayatı paylaşalım ve paylaşmaya devam edelim dedik. Ve bu yüzden başka bir okul mümkün diyorum.